Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün geçmiyor ki Fenerbahçe için ilginç transfer duyumları verilmesin ee, ve bu ilginç transfer duyumları içerisinde şu an çok ama çok sevdiğim, çok neşelendiğim bir duyum var. Bordo'nun yıldızları Fenerbahçe'ye önerildi. Mali sıkıntılar sebebiyle 3. lige kadar düşen. Yani demek ki adamlarda adalet varmış. Birileri arkasını toplamıyormuş takımları. 3. lige düşen Fransa ekibi Bordeaux'un yıldız isimleri Mbaye Niang ve Albert Elis Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Bir dakika. Şimdi Fenerbahçe'ye önerildi değil. Fenerbahçe zaten bu balıkları kaçırdığı için hani Hacem bu balıklar nereye kaçtı da diyordu. Şimdi ben haberi kısaca bir okuyayım. Diyor ki Ordu 3. lige düştü. ve kadrosunda bulunan futbolcular için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. Birçok oyuncusunu da kaybedecek. İki yıldızlı hani Fenerbahçe zaten daha önce ilgisi olduğu için Fenerbahçe'ye önerildi diyor. <laughs> Fenerbahçe'ye kiralık gelebileceklerini iletmişler. Kiralık değil. Kararı Jesus verecek diyor. Niyank geçen sezon başında bedelsiz olarak Bordo'ya gitti. senegal forvetin bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Bir senelik kontrol uzatma opsiyonu kullanarak Niang'ı kiralayabileceği kaydedildi. Albert Ellis ise zorunlu satın alma opsiyonu da Boavista'dan kiralanmıştı. Zorunlu opsiyonla. Orada 3. lige düşürmesine rağmen Honduraslı kanat oyuncusunun bon servisini 5.5 milyon euroya mecburen alacak. Elisi satmak istese satın alma opsiyonuna kiralanmasına onay verebileceği kaydedildi diyor haberde. Şimdi bakın. Önce şunu söyleyeyim. N'yang, Forvet 1.88 boyunda Senegalli Forvet. Senegal Milli Takımı'nda 15 kez forma giymiş, 4 golü var. Zaten geçen sezonun başında aldılar. 4 milyon euro piyasa değeri var. Bekleneni verdi mi? 23 maçta 7 gol, 4 asist ama Fransa Kupası'nda 4 gol, 2 asist. Lig maçında 22 maçta sadece 3 golü var. 842 dakika. Dakika bazına bakarsan 10 maçta 7 gol, 2 asist yapmış. Süper bir istatistik. Ama zaten Fransa Kupası'nda 1 maçta 4 gol, 2 asist yapmış. Yani 768 dakikada 3 gol gibi düşünün arkadaşlar. Belki de 7. lig takımıyla yaptılar. Biz Niang Efendi istediğimizde keşke gelseydim. Zamanında çok prime 15 milyon eurolar görmüş e, iki kez. Yani yüksek kulüplerde oynamış Torino'da, Milan'da, hani İtalya Ligi'nde, Watford'da oynamış, Milan'da oynamış, Genoa'da, tekrar yine Montepierre'lerde, Fransa'da, Rennes'de. Vallahi eğer bu arkadaş alınırsa 27 yaşında Zor. Albert Ellis'e gelirsek. Ellis bizim Amerika'dayken istediğimiz arkadaşımızdı. Albert Ellis çok iyi bir gözlemle ee, alınması gereken oyuncuydu. Bu Avista 1 milyon euroya kapmıştı hastından Amerika'dan. Bir sene sonra Bordeaux'ya kiraladı. Mecburi kiraladı. Ve 6,5 şey 6 milyon euro 5'te de değil 6 milyon euroya sattılar. 21 maçta Fransa'da 9 gol 1 asist. 1505 dakikada bakın 9 gol 1 asist. Arkadaşımız kanat forvet oynuyor. Hani açıkçası sağ kanat için düşünülebilir mi? Kesinlikle düşünülebilir. Kesinlikle düşünülebilir. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Sağ kanat için bence e, Travore falan olmuyorsa kesinlikle Elis düşünülmeli. Çünkü biz bu arkadaşın çok ciddi scoutingini yapmıştık. Çok ciddi takipteydik. Olmamıştı. Üzülmüştük. İnşallah bu sefer hayırlısı olsun. Mesut Özil için sözleşme açıklaması. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bize illaki önermişlerdir. Siz daha önce ilgileniyorsunuz diye. Ama sıcak bir şey olsa da belirtirim. Şu an için benim bilgim dahilinde bir şey yok. Mesut kadro dışı. Ve menajeri Erkut Söğüt. Mobese kameralarına. Ne bileyim işte Facebook'ta canlı görüşmelerde. Twitter'da sohbet odalarında sürekli bir açıklama peşinde. E Jesus da kadroda düşünmüyor. Açık açık söyledi. Arkadaş ben de Eski Köy'e yeni adet getirmem. Kulüp ne karar alırsa Ben de aynı kararı da uygulayacağım dedim. İngiliz basında Mesut bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Bunu göremiyorum demiş. Sözleşmesinin bitimine 2 yıl daha var. Eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emeklilik olasılığı daha yüksek demiş. Yani burada diyor ki Fenerbahçe hiç kimseye satamasın. Madem bizimle oynadılar. Madem bana para kazandırmıyorlar. Kimseye satamasın da Fenerbahçe'ye Derdi olsun diyor. Anladığım kadarıyla. Hani ka kariyerinden sonra da e-spor diyor. Mesut futboldan sonra e-spora daha fazla girecek. Belki de bir e-spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse Fortnite'da gerçekten iyi ve bence bir gün yarışırsa şaşırmam demiş bize neyse. Mesut'un Arsenal'de oynadığı dönemde Uygur Türkler için yaptığı paylaşımlar içinde konuşmuş. 34 yaşındaki futbolcuyu... Futbolun Muhammed Ali'si olarak nitelendirdi ve Mesut Özil bir kahraman çünkü açık sözlü ve başkalarının söylemediği şeyleri söylüyor diye konuşmuş. Uygur sözleri, yıldız futbolcu tavrını eleştirmiş. Arsenal siyasi olarak her zaman tarafsız bir kulüp ama şimdi tarafsız değiller falan filan. Umurumda değil. Yani Arsenal'den kariyer için bir pişmanlığı var mı demiş. Hayır Arsenal'de oynadığı zamanlar kulübü seviyordu. Sadece sonu istediği gibi bitmedi. Onu birçok futbolcu yaşayabilir. Örneğin Aboumeyang'da ayrılmak zorunda kaldı. Bu futbol demiş. Yani <laughs> bu biraz sıkıntılı ama Fenerbahçe açısından düşünürsek ikinci Max Cruze olmayacak herhalde. Yani gördüğüm kadarıyla ikinci Max Cruze olmayacak çok şükür inşallah. Bunu da konuştuk. Fenerbahçe'nin şöyle bir şansı var. Bruno Henrique. Mesela artık hepiniz biliyorsunuz Bruno Henrique'yi. Flamengo'nun kanat oyuncusuydu. Görüşmeler yapılmıştı. 3 milyon euroya anlaşılmıştı. Tek anlaşılamayan ödeme şekliydi. Biz taksit taksit ödeyeceklerken peşin istiyorlardı. Ama uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmış. Ameliyat olmazsa 4 ay, ameliyat olursa 8-10 ay sahalardan uzak kalacakmış. Bruno Henrique. Yani büyük ihtimalle Aralık bitene kadar 2023'e kadar oynayamayacak. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde bir olay var. Bertrand Traore. Yani Bernd, Ber, Bernard Traore mi diyeyim? Yani o konuşu Bernard Traore diye mi geçiyor? Ben size Traore ile ilgili de bir bilgi vereyim. Bert, Bertrand Traore. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir alternatif var. Yani bir seçenek var aslına bakarsanız. Ya Bertrand Traore ya Albert Ellis. Eğer Albert Ellis olayı doğruysa, ki bence doğruysa çökmemiz lazım. 6,5 belki verilmez ama. Bir arkadaş siz 3 sene boyunca oradasınız. Yani lige çıkmanız bir 2-3 seneyi bulacak. Biz peşine 6,5 veremeyiz ama şöyle böyle diyebilirsin. Belki de düşürürsün fiyatı. Ama Bertrand Traore Fenerbahçe'nin aslında bastırıp alması gereken futbolcu tipi. 16 milyon euro piyasa değeri var. Burkino Fasol 66 maç oynamış 13 golü 61 61,81 sağ kanat. Tutmamış. İngiltere'de tutmamış. <laughs> İngiltere'de tutmamış arkadaş. Aston Villa'da tutmamış. 18 milyon 400 bin euro vermişler 2020'de. Bu sene tutmamış. Chelsea'de oynamış. Ajax'da oynamış. Arkadaşlar bunlar küçük takımlar değiller. Bak gözünüzü seveyim. Olimpik Lyon hatta Aston Villa dahil et. Aston Villa, Olimpik Lyon, Chelsea, Ajax. Hocam bunlar hep çöplerini bize kakalıyor. Samat dayı da bunlardan aldık. Hayır görmedik. Ben tırartı alırsak ondan daha hayır görmeyiz. Samat dayı oynatan oynatmayan teknik direktörleri bir düşünün. Bir de oynatacak ya da oynatmayacak teknik direktörü bir düşünün sonra konuşun. <laughs> Fakat ben burada şunu demek istiyorum. Aslında Fenerbahçe'nin önündeki yol çok basit. Travura için bastıracak abi. Var gücüyle bastıracak. Ve bekleyecek. Kapısında yatıp bekleyecek. Bizim sportif direktörümüz var mı? Var. Gerçi o başka bir isimle anılmak istiyor. Ben futbol bilmem ne koordinatör, direktör, Amerikan Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı, Genel Kurmay Başkanınızın falan diyor da. Yani sonuç olarak, nihai olarak bizim bir direktörümüz var. Ve kapısında yatması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçına takır takır hazır olmak zorunda. Bak Şampiyonlar Ligi. Tekrar ediyorum Şampiyonlar Ligi. 40 milyon euro demek, 35 milyon euro demek. Oraya kalman, marka değerin, cartın, curtun, yayın havuzu, ihalen, cartın, curtun. Kombineden 25 milyon euro gelir elde ettim, Bir de Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan 65 milyon euro. Tarihi bir gelir elde etmiş olacaksın. Tarihi. Tarihi bir gelir. 65 milyon euro. Bugün konuşulan birçok isim var. Yani. Şu gitse şu kadara, bu gitse bu kadara diye. Ben onu bunu anlamam abi. İşi kılıfına uyduracaksın oturtacaksın. Bak Bertrand Trevor seni Şampiyonlar Ligi'ne koyar. Eğer oynarsa SPA seni Şampiyonlar Ligi'ne koyar. Sana Şampiyonlar Ligi'nde de müthiş paralar getirir. Belki sırf bu SPA'dan 40 elde edersin. İkinci bir olay e, artık yani Fenerbahçe'ye transferine transfer market %88 yazmış ama ben o kadar yüzde verecek e, şey göremiyorum ben. %28 anca veririm yani açıkça söyleyeyim. İmkanı yok. Adamlar 18.4'e almışlar. Sana kaça verecekler? İmkanı yok yani bu transfer malin ama belki de bizim bilmediğimiz şeyler var. Ha, bak şunu söylüyorum. Kiralık olarak sadece kiralık olarak almak istiyorsak hemen bugün alırız. Ama biz opsiyon koydurmak istiyoruz ve ölü fiyatına bir opsiyon koydurmak istiyoruz. İşin olasılığı bu. Ha, ben şunu da belirteyim. Ben şunu da belirteyim. Şimdi Flamengo takımı bizden Rossi'yi alacaktı. Diego Rossi'yi almaya çok uğraştım. Hatta Rossi için biz 12 milyon euro dedik. 12 milyon euroya kadar da çıkacaklarını söylüyorlardı ama şimdi Flamengo için Everton Everton Cebelinha Cebolinha. Everton var ya şu Brezilyalı kanat oyuncusu. Flamengo bu arkadaşı <laughs> kusura bakmayın 13.5'a almak üzereymiş. Yani 13 buçuğa imzalatmak üzereymiş. E, haliyle de Rossi'den vazgeçecekler. Hocam elde patladı. Yo isteyen takımlar vardı. Ama bakın şu Everton ismi. Yani Benfica'daki isim. 26 yaşında. Bizimki daha küçük. Brezilya milli takımda da oynuyor diyor. Gol katkısına bakıyorum. 46 maç. 7 gol 7 asist. 2794 dakika. Yani gol katkısı yönünden. Evet ama bizimkinin 2 model düşüyor. Yani 26 yaşında. Bizimki, bizim paşamız 24 yaşında. Yani o da Uruguay milli takımının gediklisi oldu artık. O da 39 maç, 6 gol, 9 asist, 2342 dakika. Eminim şu 400 dakika falan daha oynasaydı daha rahat geçerdi. Bir toplu, bak Everton 14 gol katkısı. Şampiyonlar Ligi'nde golü yok. Şampiyonlar Ligi elemesinde golü yok. Rossi'nin de 15 gol katkısı var. Onun da Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda golü yok. Bilmiyorum ama Rossi'yi inşallah iyi paralara satabiliriz. ben şeyi söyleyecektim. Unutmadan onu söyleyeyim. Ya Bruno Henrique'yi almayıp sezon devre arasına kadar idare edebilir miyiz acaba? Yani mesela şimdi şeyi çeksek Traore'yi. Traore bir Bruno Mike Rossi 3. Hani zorda kalırsan belki bir İrfan'ı monte edebilirsin. Bir Ferdi edebilirsin. Devre arasında bedava geliyor ya. Acaba orada çekebilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Kafamda bu var. Şimdi ee, Igor Pakşao. Bunu da çok soruyorlar. Madem kanat konuşuyoruz onu da söyleyeyim. Hocam kesinlikle almalıyız. Katkısı çok yüksek diyorlar. Arkadaşlar bakın. Şu an siz benim gibisiniz. Ben de sizin gibiyim. Transfer markta giriyoruz abi. Bakıyoruz. Kaç gol atmış. Kaç asist yapmış. Kaç cimcik atmış. İnanın birçok arkadaşımıza Pak Xiaomi'nin resmini göstersek tanımaz durumda. Ya 800 bin euro arkadaşlar bakın. Siz zannediyorsunuz ki her aldığımız düşük değerdeki futbolcu Atilla Salah'ı çıkacak, Crespo çıkacak öyle bir dünya yok. Eğer hepsinin çıkacağını bilirim. Ya biz gerizekalımız niye 6-7 milyonluk futbolculara sünüyoruz? 500 bin euro, 200 bin euro futbolcuya süner 13-14'e satarız. 20 tane 200 bin euroya futbolcu alsan 2 milyon 400 yapar. Yazın bunların her birini 20'den satsan Fenerbahçe o sezon bütün borcunu kapatmış olur. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Ama hocam bir istatistiği var. Of müthiş. Ne yapmış abi? Hocam yani 29 maça çıkmış. 11 gol 6 asist 2334 dakika. Yani 17 gol katkısı. Birincisi bu katkıdaki futbolcuyu sana niye yediriyorlar? Hiç onu düşündünüz mü? İkincisi bu arkadaş e, hani geldi tırt çıktı. Bu sefer ne diyeceksiniz? Ya Allah Allah bunu mu aldınız? Şimdi buruma. Ya burumayı çöplemeye başlamışsınız. Lan abi. Tamam sevmeyebilirsiniz. Fenerbahçe yönetimini eleştirebilirsiniz. Lafım yok ama buruma gözünüzü seveyim. Bu adamla kaç gömlek üstün bir adam. En azından kendini kanıtlamış bir adam. Ya sosyal medyanın algısıyla gitmeyin abi. Sosyal medyanın bak ben size bir şey söyleyeyim Twitter niye yüksek paralara satılıyordu işte bu yüzden. Sosyal medyada inanın bak bir gün sadece bir gün herkes bana çalışsın kanalı övsün anlatsın hadi bu kanala abone olun diye ertesi gün bu kanal 500 bin aboneye ulaşır. Bir bakarız kanalın ilk atılan videosundan itibaren lan 50 binler 100 binler 200 binler 300 binler izlenmeye başlanırdır. İnanılmaz bir şekilde akşama bir bakarım YouTube şey yapıyor. Bütün 8 tane 9 tane video direkt şeyde. Neydi o? Trendlerde. 8-9 tane videoyu gören olan bu adamda ne varmış? Bir de ben izleyeyim. Deyip ertesi güne 2 milyon takipçiye falan da ulaşabiliriz. Yani böyle bir şey. Twitter. Lütfen. Bak hocamıza güvenimiz sonsuz. Desteğimiz sonsuz. Ha şunu sorabilirsiniz. Ya hocam takımın en şişkin yeri orta saha. Hala orta saha diyor bu adam. Ya hala ya orta sahada çok iyi adamlar var. Arda gibi yetenekli çocuk var. Hani bize golcü şart. Leplebi gibi gol atacak golcü şart. Peki ben de size başka bir şey sorayım. Gidip de bak gidip de Berisha tarzında, Samatta tarzında bir forvet alacak olduğunu düşünüyor musunuz siz gerçekten yönetimin? Hani benim kafamda şu var. Duyumları attım kenara. Ulan bu kadar beklediğimize göre beklediğimize değecektir herhalde diyorum kendi kendime. Gidip de tırt bir isim alacak hali yok. William Arao, William Carvalho. İki ismi Fenerbahçe'ye yazıyorlar orta saha için. Bunları da konuşayım da bitireyim. Ya William Arao'yu isteyen bir sürü kulüp var. Yani isteyen bir sürü kulüp var ama biz yokuz. Ben anlamıyorum Fenerbahçe'ye niye yazıldı diye. Ya Fenerbahçe'ye niye yazıldı diye hayretler içerisindeyim. William Carvalho. Bak ben bu arkadaşa sıcak değilim. Evet, yetenekli futbolcu. Evet, iyi bir topçu. Evet, güzel bir insan. Ama ben sıcak değilim. Arkadaşlar ben niye bak niye ikinci Gustavo'ya uğraşalım? Bu arkadaş alacağımıza Gustavo'nun piyasa yani yıllık ücretini 1 milyon euroya düşürenin taraftarın tepkisi bir günde değişir. Kahraman ilan ederler. Gustavo yan pas yapıyor, geri pas yapıyor. Abi yan pas yapmak da meziyet ister falan demeye başlarlar. Şimdi bir de ben şunu söyleyeyim. Carvalho orada 3 milyon euro alıyor. Ha vergisini kendi veriyor o ayrı mesele ama ya Fenerbahçe'de kaç almasını bekliyorsunuz? Hocam 1.6'ya imza atar. Ya gerizekalı mı? Niye 1.6'ya imza atsın? 3 alırken niye 1.6'ya düşsün? Ya yapmayın etme. Hocam Fenerbahçe o zaman ara alır. Ya ben bu ara oyunun yazılacağını söylemiştim ama bu kadar erken olacağını zannetmiyordum. Bakın. Olay şu. Carvalho için. Fenerbahçe 4 milyon euroya teklifi sundu. Betis kabul etmedi ama Dedi ki yıllık ücretinden düşmüş oluruz dedi. Kabul ettiler sonra sonra sonra. Sonra sonra. 8 milyon euro falan istediler. Sonra sonra kabul ettiler. Fenerbahçe ile Carval, William Carvalho görüşünce bizden istediği yıllık ücreti söyleyeyim arkadaşlar. 3,5 milyon euro keş. ben de size söylüyorum. Bizim elimizde zaten bir tane William Carvalho var. Şu anda 34 yaşında bizdeki Carvalho. Geldiği zaman üzümlü kekim, sucuklu yumurtam, bilmem şunun, bunun. at kestanem, bilmem Japon askerim de demedik övgü bırakmıyordunuz. Şimdi, hocam ben o ta diye başlıyorsunuz. Ya etmeyin eylemeyin. Bak o bir tane eleman var. Vinicius Junior. 9 milyon euro istedikleri eleman. Keşke becerebilsek de onu alsak. Keşke becerebilsek onu alsak ama yok. Yok. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Toparlayayım. Albertris e gelirse zıplaya zıplaya kabul ederim. Ben bu çocuğun hani kaç çeşit videosunu izledim, kaç çeşit şeyini, skillsini izledim, kaç şeyine maçına tanık oldum. Bizim aradığımız adamlardan biri bu. İki, Bernard Traore. Traore'yi almak için çok uğraşıyoruz. Ölü fiyatını almak için çok uğraşıyoruz. Biz ölücü bir takımız. Hocam, eskaza kabul ettiler. Kaç lira vermeyi düşünüyoruz? Futbolcunun değeri kaç? 16. Yarısı kaç? 8. Sekiz. Biz 8'den daha düşük bir opsiyon koydurmaya çalışıyoruz. Hocam kabul etmezler ki. Etmezlerse. Ya bunu kimse de almaz. Zorunlu opsiyon koydurmaya çalışıyoruz. Bunu kimse de almaz. Ama biz Samat'ta olayından bahsediyoruz. Bak yazık diyor. Siz bize bir tane kazıkladınız. Bak biz astronomiyle bir beddua ederiz. Küme düşersiniz. Nasıl beddua edeceksiniz? Sizin oynadığınız her maçta sizi destekleriz. Ne güzel bir şey. Biz sizi desteklersek emin olun rakibiniz kazanır. Fenerbahçe şansı. Bak burnu Enrique'ye. Adam perte çıktı ölmediğine dua etsin. Oğlum Fenerbahçe lan bu. Lan Fenerbahçe bir futbolcuya talip olur o futbolcunun hayatı kayar. Gelmeyecekse de süper dönüşür. Bir tane yeri mina vardı. Lan stoper alacaktı Ali Koç ilk geldiysene. Belki de tarih değişecekti. Herif Dünya Kupası'nda stoper olarak koy kralı olan ilk isim olacaktı. <laughs> Benzema. Az yıldım çıktım. Benzema Maçı Maçlıyor bak. Benzema var. Maçlıyor var. Seciye Se 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 Ramos'u ben, ben alırım kardeşim Fenerbahçe nasıl seviyesinde dedi. Ama Benzema hayatının topunu oynadı. Ramos gerçi tır çıktı ama Marcelo'yu da şimdi getirmeye çalışıyoruz. Ben Marcelo'nun olacağına inanmıyorum artık ya. Çünkü yani istediği yıllık ücreti verip vermekte çok tereddütlüyüz. Burada da bir sıkıntı var bilginiz olsun. Hocam Travore sence gelir mi? Valla sportif direktörümüzün becerisine bağlı. Zor. Niyank, Mbaye Niyank zannetmiyorum. Mesut Özil. Menajeri şu açıklamayı yaptığına göre acaba biz açık kapı bulduk mu diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bruno Henrique. Hocam sen Bruno Henrique'nin kış döneminde gelebileceğini ima ettin. İma etmedim. Sadece olursa diye söyledim. Yoksa herhangi bir çalışma yok bu yönde. Rossi, Rossi'ye 12 artı teklif gelirse düşünürüz. Hakşav. Ya Pakşa dediğin adam alırsan yedek için alırsın. Oraya bir de as alman gerekir. Ben size söyleyeyim. Hocam çok yetenekli. Bildiğin gibi de yeni Neymar. Ben de bana kalırsa bence de yeni Neymar. Ama yeni Neymar olup olmayacağı hani kesin değil. Kötü çıkarsa bu sefer küfürleri ben yiyorum. Sinyerize. Ara o bilmiyorum mantıklı gelmiyor. Carvalho o da mantıklı gelmiyor. Marcelo Yıllık ücret ve hani korkular, endişeler var. Şimdi Marcelo'yu alsam Ferdi'yi yedekleyeceksin. Prime Ferdi'yi niye yedeklemek zorunda kalacaksın? O da tuhaf. Ben olsam Fenerbahçe'nin yerine ya Kazımcan alırım. Bak ya Kazımcan alırım ya başka bir isim alırım. Marcelo biraz kumar gibi geliyor. Ha, Marcelo'nun arkasına Kazımcan'ı alıp Ferdi'yi hücumda yedek düşünüp ya da Joker oyuncu düşünürsem ayrı mesele ama Marcelo gelirse tek gelmez diyeyim. Böyle de bir net bir mesaj vereyim. Onu da söyledim. Tolisto mesela boşta bu eleman. Boşa çıktı. Jorge Jesus ismini kullanıp getirebilir mi diye de kafama getiriyorum. Hani acaba diyorum 27 yaşında ama bu arkadaşın da senden isteyeceği en düşük yıllık ücret 3,5-4 milyon euro. Verebilir misin? Hocam değer ama ya. Verilir ya. Adam 22 maça çıkmış. 3 gol 3 Sözleşmesine de madde koyarsın. Bak çıkış maddesi koyarsın. 25, 25 milyon euroya serbest kalır diye. 4 milyon euro verirsin. Ben olsam bu kumar oynarım. Al sana bu. Ama hocam yığılma var orta sahada. Valla ben Jesus kadar bildiğimi düşünmüyorum. Bir bildiği vardır inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.